Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Beylikdüzü sakinleri seçim özel canlı yayınıyla karşınızdayız. Seçime artık sayılı günler kaldı. Bizler de elimizden geldiğince hemen hemen bütün adaylarla bir araya gelmeye çalıştık. Gerekse yaptığımız haberlerle, gerekse röportajlarla bugün de yine çok kıymetli bir belediye başkan adayıyla stüdyo konuğumuzda konuğumuz olacak. Ağırlayacağız kendisini. Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Murat Çalık. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizin aslında başkan adaylığı süreciniz biraz sürpriz oldu hepimize. Evet. Biz Ekrem İmamoğlu'nu beklerken burada o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı bayrağını devraldı ve buradaki bayrağı da size devretti. Evet. Siz siyasetçi de değildiniz üstelik. Bu süreç sizin için nasıl geçti? Önce onu merak ediyorum. Evet. Beylikdüzü'nde biliyorsunuz teknik koordinatör ve başkan yardımcısı olarak görev yaptım 5 yıl boyunca. Hani belki siyasetin birebir içerisinde yer almadım ama 22 yıllık bir şehir plancısıyım ve hayatımın her evresi üretmekle geçti. Ürettim. Bu kentler adına güzel şeyler üretmeye gayret ettim. Dolayısıyla siyaset aslında üretmek demektir bir taraftan da. Biz belki birebir siyasetin içerisinde yer almadık ama ülkenin menfaatine olan her kavramın içerisinde yer aldığımız için çok hızlı adapte olduk sürece. 3 aydır kampanya sürecini yürütüyoruz. 3 aydır sahalardayız. İnsanlarımızla buluşuyoruz. Tabii bir avantajımız şuydu. Ben 20 yıldır bu kentin hafızasını biliyorum. 99 yılından itibaren bu bölgede bir şekilde var olmuş bir teknik insanım. Dönem dönem buradaki hatta Beylikdüzü belediyesi olmadan önce, ilçe olmadan önce Kavaklı Belde Belediyesi iken, Gürpınar Belde Belediyesi iken, Yakuplu Belde Belediyesi iken bu bölgede hizmet üretmiş bir şehir plancısıyım. Bunun avantajını kullandık tabii. Çünkü bir kentin 20 yıllık geçmişini biliyorsunuz. 20 yıldır bu kentle bir şekilde temasınız var. Üstelik meslek insanı olarak temasınız var. Ve sorunlarına çözüm üretmişsiniz bu kentin geçmiş yönetimlerde de. Tabii İmamoğlu'yla birlikte masanın diğer tarafında oturup sorunlara çözüm üretme imkanını yakaladık. Bu benim için müthiş bir deneyimdi, müthiş bir tecrübeydi bu 5 yıllık süreç. İmamoğlu'nun zaten yani bu kentte yaşayan bütün insanlar İmamoğlu'nun nasıl bir belediye başkanlığını hakkını teslim ediyorlar. Hani kendisine oy versin, vermesin, desteklesin, desteklemesin. Herkesin bir duyguyla bu kenti çok iyi yönettiğine inanıyorlar zaten İmamoğlu'nun. Ve bu kente çok özel kavramları getirdi. Saygıyı getirdi, özeni getirdi. Birbirini ötekileştirmemeyi getirdi. Siyasetin dilinin farklılaşmasını sağladı. Beylikdüzü'nde çünkü siyasetin bir dili diğer yerlere göre daha naif. Sizin de aynı dili konuştuğunuzu düşündüğünden zannedersem bayrağı size mi teslim etti diyelim. Şöyle bir de tabii ben liyakatla göreve getirilmiş bir kişiyim. Bu işi bilen bir kişiyim. İşin ehliyim aslında. Şehir plancısıyım. Bugüne kadar da İstanbul'da ilçelerinde şehir plancısı bir belediye başkanı bugüne kadar olmamış. Evet, eğer seçilirsek ilk olacak. Beylikdüzü ilkleri başarmaya, ilkleri tüm Türkiye'yi yaşatmaya devam edecek. İstanbul dahil. Evet, bugün daha çok gazeteci olarak değil de bir seçmen ve Beylikdüzü sakini olarak sorular yönetmek istiyorum. Öncelikleriniz, duyarlılıklarınız, projelerin uygulanabilirlikleri bunlar da bizim için önemli. Çünkü herkeste proje var ama uygulanabiliyor mu? Yani biz seçmen olarak bunları da merak ediyoruz. Aktif olarak yönettiğimiz bizim sosyal medya hesaplarımız var. Orada da bize çok fazla sorular geliyor. Yine projelere de baktığımız kadarıyla en önemli sorunlar ulaşım özellikle. Yaşam kalitesini oldukça düşürüyor çünkü. Kentsel dönüşüm gibi sancılı bir konu var. Kesinlikle. Eğitimle ilgili de bu 3 maddeyi özellikle söyledim. Bunlarla ilgili projelerinizi soracağım ama onun öncesinde bizim halk olarak bir konuda bilinçlenmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Onu da size sormak istiyorum. Bazı süreçler yalnızca Beylikdüzü Belediyesi ile olmuyor. Koordineli çalışılması gereken süreçler var. İşte bu ulaşım, kentsel dönüşüm, eğitim gibi konularda Beylikdüzü geçtiğimiz dönemde bazı sıkıntılı süreçler yaşadı.
Onu biz Beylikdüzü sakinlerine biraz izah etmenizi istiyorum. Evet. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de koordineli çalışılması gereken süreçlerde zannedersem bazı engellere maruz kaldınız. Bundan biraz bahsedip daha sonra da projelerinizi öğrenmek istiyorum. Tamam. Ben bir kere duygumu söyleyeyim. Biz insana verdiğimiz değerde hedef büyütmek istiyoruz. Aslında bütün yaptığımız her şey insan için. Baktığınızda bu bölgede yaşayan insanlarımız için, hemşerilerimiz için, evlatlarımız için, gelecek nesillerimiz için mücadele edeceğiz. Proje üretmek gerçekten var, teknik bir sürü insanımız var. Proje üretilir. Önemli olan hangi duyguyla projeyi ürettiniz. Yol yapabilirsiniz, köprü yapabilirsiniz ama yaptığınız hizmeti, bunu vatandaşlara nasıl sunduğunuz çok önemli. Bir ihsanmış gibi, bir lütufmuş gibi sunuyorsanız bir yerde bir problem var. Bu bizim görevimiz. Bakın, belediye yönetimine talip olan insanların birinci görevi, bu kentte yaşayan insanların problemini çözmek, bu kentte yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak bizim en birinci görevimiz. Büyükşehir Belediyesi'nin de görevi. Dolayısıyla ben tabii şehir plancısı olmanın verdiği avantaj var. Yasaları biliyorum, yönetmelikleri biliyorum, belediyeciliğin ne olduğunu biliyorum, kentte mutluluk nasıl planlanır onu da biliyorum. Eğitimini aldım. 22 yıldır da proje üretiyorum. Hayatımı projeye adamış bir insanım. Dolayısıyla ben şunu isterim. Gerçekçi proje. İnsanın hayatına dokunan proje. Ailelerin hayatına dokunan proje. Birkaç tanesinden bahsedeceğim şimdi burada. Birkaç tanesinde benim çok önemsediğim, bu kente kazandırdığımız birkaç proje. Çok büyük projeler değil. Bizim öyle çılgın projelerimiz yok. Bizim çılgın projemiz çocuklarımıza, evlatlarımıza güzel hizmetler götürmek. En çılgın projemiz bu. Öyle çok çılgın proje sevdalısı bir adam değilim. Buna da inanmam. Gerçekler üzerine inşa etmek lazım kentteki yaşamı. Az önce söylediniz. Ulaşım. Ben biliyorum ki Büyükşehir Belediyesi sınırlarında ilçe belediyesinin yetkileri şunlar. O yetkilerin içerisinde ulaşım hizmetleri yok. Ulaşım hizmetlerini Büyükşehir yasası tamamen Büyükşehir Belediyesi'ne bırakmış durumda. Otobüs hatlarını onlar belirler, güzergahları onlar belirler, sefer sıklıklarını onlar belirler. Metroyu, raylı sistemi onlar belirler. Aynı şekilde minibüs hatları da aynı şekilde. Yeni hatların açılmasını UKOME kararlarına göre alırsınız. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın bünyesinde. Dolayısıyla bir kent düşünün, son 5 yılda 100 bin nüfusu artmış Beylikdüzü. İhtiyaçları da artıyor dolayısıyla. 100 bin insan gelmiş, ulaşım talebi artar. İlçe belediyesinden beklentiler artar. Biz şimdi Büyükşehir Belediye'mizden yeni ulaşım hatları açmasını beklerken bu kentte şimdi bizi dinleyenler, izleyenler bu söylediğimin doğruluğunu biliyorlardır. Bizim bazı seferlerimiz iptal edildi. Bakın, yeni seferler beklerken bazıları iptal edildi. Sebebi bilmiyorum. Sebebi Büyükşehir yetkililerinin söylemesi lazım. Peki siz sorunu ve çözüm önerilerini dile getirdiniz değil mi? Tabii ki, tabii ki. Biz defaten hem başkanımız Sayın İmamoğlu hem ben. Ben İmamoğlu'nun teknik başkan yardımcısıydım. Defaten Ulaşım Daire Başkanlığı'nda toplantılar yaptık. Söyledik, bu kentin sorunlarını söyledik. Bu kentin ihtiyaçlarını belirttik ama nihayetinde kararı alacak ve uygulamaya geçirecek Büyükşehir Belediyesi yetkilileri almadılar. Bırakın geçmişten gelen hatlarımızın bir kısmı iptal edildi. Bir kısım hatlarda çalışan otobüslerin boyutları küçültüldü. Küçük otobüse döndü. Şimdi bunun bir mantıklı bir gerekçesi yok. Nüfus artıyor, yatırım azalıyor. Şimdi Büyükşehir'in yapması gereken hizmetler azaltılıyor. Bunun bir mantıklı gerekçesinin olması lazım. Ha, yani burada ilçe belediyesini başarısız göstermekse amaç, bakın, siyaset bazı konularda yapılmaması gerekir. Benim inancım bu. Ben seçildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki temsilcisi olarak seçileceğim. Tabii ki partimin bir üyesi olmaktan onur duyuyorum ama seçildikten sonra rozetimi çıkartırım.
herkesin belediye başkanı olacağım. Çünkü bize oy versin vermesin herkesin belediye başkanı olmak zorundayız. Evlatlarımıza götürülen hizmetin siyaseti olmaz, yapılmaz. Vatandaşa götürülen ulaşım hizmetinin siyaseti olmaz. Bakın siz söylediniz, kentsel dönüşümün siyaseti olur mu? İnsan hayatının siyaseti yapılır mı? Yapıldı. Bakın yapıldı. Gürpınar Siteler bölgesi, bütün bizi izleyenler biliyordur. Biz bir kentsel dönüşüm planı hazırladık. Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk. İlçe meclisinde AK Partili arkadaşların olumsuz görüşleri vardı. Şurada yani Siteler bölgesindeki bazı binaların durumunu gösteririm. Hiç kimse altından kalkamaz. Bakın bunu engelledikleri için hiç kimse altından kalkamaz. Orada yaşayan insanlarımız biliyor. Binalarının ne kadar kötü koşullarda olduğunu biliyor. Ve İstanbul'da bir ay öncesinde biliyorsunuz Kartal'da bir bina yıkıldı. Deprem mi oldu Kartal'da? O parselde deprem mi oldu? Hayır. Bina yıkıldı. Ve üstelik imar barışından yararlanmak isteyen bir bina yıkıldı. Yararlanan bir bina yıkıldı. 21 tane yurttaşımız can verdi. 17 kişi yaralandı. Yazık değil mi? Bakın yazık değil mi? Ya bunun siyaseti nasıl, mi yapılır? Nasıl olacak? Şimdi tekrar diyelim. Siz başkan oldunuz. Evet. Beylikdüzü belediye başkanı siz oldunuz diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da farklı bir siyasi partinin lideri oldu. Tabii ki siyasi rozetlerin evet çıkması evet. lazım. Biz de bir vatandaş olarak bunu temenni ediyoruz ama diyelim ki böyle B planınız nedir? Yani şimdi biz B planımız var ama bu kentte yaşayan insanlar A planını yaşayacaklar bir kere. Evet. İmamoğlu kazanacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Çok iyi bir kampanya süreci yürütüyor. Şu an vatandaş teveccühü çok üst noktada. Bakın sadece gittiği ilçelerde miting yapıyor başkanımız. Gittiği ilçelerde kalabalığı görüyorsunuz. Bakın kalabalığı görüyorsunuz. B planımı söyleyeyim. Şimdi B planımı da söyleyeyim. Yani B planım yok değil, var tabii ki. B planımı söyleyeyim. Ama B planını yaşamayacak İstanbul'da yaşayan insanlarımız. İstanbul'da yaşayan insanlarımız İmamoğlu'yla birlikte rahat bir demokrasi nefesi alacaklar bir kere. Herkese adaletli hizmet götürülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Parti ayrımı gözetmeksizin. Çünkü ben biliyorum ki evlatlarımızın siyaseti olmaz. Evlatlarımızın, çocuklarımızın üzerinden parti konuşulur mu? Çocuklarımıza getireceğimiz hizmetler üzerinden parti konuşulur mu? Ben şunu yapacağım B planında. Bu kentin sorunları var. Bu kentin ulaşım problemi var. Kentsel dönüşüm problemi var. Ve bunu kim yapmıyor? Büyükşehir mi yapmıyor? Bakanlıklar mı yapmıyor? Her gün kapılarındayım. Ve bu hani siz diyorsunuz ya Beylikdüzü sakinlerindeyiz şimdi. Beylikdüzü sakinlerini yanıma alarak Beylikdüzü'nde yaşayan cesaretli insanlarımı yanıma alarak her gün kapılarındayım. Öyle kolay oturmak yok. Çünkü bu koltuklar bizim babamızın koltukları değil. Bu koltuklarda hizmet üretirken de hiç kimse babasının kaynaklarını kullanarak hizmet üretmiyor. Dolayısıyla bu kentin hakkı var. Bu kentte yaşayan insanların hakkı var. Bu kardeşleri, bu evlatları haklarını sonuna kadar savunacak. Ama arkamda 50 tane cesaretli ablam olursa ben Büyükşehir Belediyesi'ni de sallarım, bakanlıkları da sallarım. Ben olacağını da düşünüyorum. 50 değil 150 olur. Her hafta oraya gideriz. Her hafta Büyükşehir Belediyesi'nden talep ederiz. Peki bu konuyla ilgili ulaşım ve kentsel dönüşümle ilgili ben araya girdim ama daha evet. demin projelerimizden var. De bahsedebilirsek tabii. biraz. Tabii. Mesela bizim kentsel dönüşüme dair hem Gürpınar Siteler'de bir kentsel dönüşüm planı yaptık ve o bölgenin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Şu an dönüşümü sağlayacak bir plan altyapısına sahip değil Siteler. Bunu herkes biliyor. AK Partili arkadaşlarımız da biliyor ama diyorlar ki biz gelince çözeceğiz. Depremin ne zaman olacağını biliyor musun güzel kardeşim? Ne zaman olacağını bakın deprem olmadı bina yıkıldı Kartal'da. Allah korusun. Bak sorumluluğumuz var. Bu kenti yöneten insanlar olarak sorumluluğumuz var.
Muhalefet partisinde yer alan insanların da sorumluluğu var bu kentte. Sorumluluktan kurtulamazlar. Bizim nasıl sorumluluğumuz varsa onların da sorumluluğu var. Ben bu sorumluluktan kaçmayacağım. Hem Gürpınar sitelerde hem de Yakuplu'da kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanlarımız var. Hepsinin projelerini hazırladık. Yakuplu'nun kentsel dönüşüm projelerini hazırladık. Bilmiyorum arkadaşlar sizle görselleri paylaştılar mı? Yani dönebilir görseller ama nasıl sizdeki yayın sistematiği onu bilmiyorum. Benim tabletimde var, gösterebilirim. Hani yayına verebilme şansım evet, var. Evet. Yoksa anlatayım nasıl yapacağımızı. Lütfen biz dinleyelim. Şunu, eğer yayına yani verebiliyorsak da arkada sizi görüntüde. En azından siz görmüş olun. Belki insanlarımız göremeyecekler ama bu kenti nasıl planlayacağımızı, mutluluğu bu kentte nasıl hakim kılacağımızı size göstermiş olalım. Ekran tabii şu an Facebook yayını olduğu için evet. Nasıl bir yayın sistematiği var onu bilmeden bu görselleri sizle paylaşacağım. Mesela bakın göstereyim çok özür diliyorum. Mesela burası Yakuplu'da bir alanımız. Yani kamera görünür mü, görüyor mu kamera bilmiyorum. Mesela burası Yakuplu'da bir alanımız ve şimdi bakın Yakuplu'nun parselasyon düzeni burada tek tek binalar yapılıyor. Kolektif bir şey yapılmıyor. Kentsel dönüşüm ne demek? Bir kentin bazı sorunlarını çözmesi demek. O da nedir? Açık alan ihtiyacını çözersiniz. Yeşil alan. İnsanların özgürce dolaşacağı alanları oluşturursunuz. Otopark problemini çözersiniz. Bu kentin ulaşım problemi en fazla otoparktan kaynaklanıyor. Çünkü sokak aralarına park ediyoruz. İnsanlar kendi sitesine park etmiyor. Bakın bizim hazırladığımız proje bu. Şimdi bir iki görsel daha göstereyim. Mesela şu görünüyordur herhalde. Bakın Yakuplu'yu biz bu hale dönüştürmek istiyoruz. Bu bir fırsat. Yakuplu fırsatını kaçırmasın istiyoruz biz. Siteler bölgesi fırsatını kaçırmasın istiyoruz. Bakın toplu konut idaresi kentsel dönüşüm yaptı. Hı hı. Yapıyor. Yaptığı alanlara. O kadar fırsatlar kaçtı ki bu memlekette, İstanbul'da. O kadar fırsat kaçırdı ki toplu konut idaresi. Bakın bu kentin birkaç problemini çözebilirsiniz. Bugün hatırlamayacaksınız vadileri. Bak bugün hatırlanıyor vadiler. Yani bu kentin vadileri olduğu bugün hatırlanıyor. Çünkü benim başkanım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu vadilerle ilgili projelerini açıklıyor. Bu kente 20 milyon metrekare yaşam vadisi kazandıracağım diyor. Niye Bağcılar'daki çocuk yaşam vadisi gibi vadilerde özgürce mutlu bir şekilde yaşamasın? O çocuğun günahı ne? Bağcılar'da doğmuş olması mı? Biz onun için İmamoğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Onun için İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olmalı. Çünkü kente yerel siyasetçi kentte adaleti eşit dağıtır. Kentin kaynaklarını eşit kullanır. Mesela bu yani kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle ilgili de evet. Küçük bir şey sormak istiyorum. Evet. Çünkü merak eden çok fazla kişi var. Evet. O yüzden soruyorum. Şu an inşaat sektörü sıkıntılı. İnsanların biraz güven evet. problemi de var. Hani böyle bir sürecin içerisine girme. Bu noktada belediyenin de bir tarafından tutup bir güven verebileceği. Biz garantör olarak masada oturacağız. Bakın siteler bölgesinde iki tane sitenin kentsel dönüşümünü yaptık. Bir tanesi Damla Pınar sitesiydi, bir tanesi de Gülbelde sitesi. Biz orada dönüşümleri gerçekleştirdik. Gürpınar'da oturan vatandaşlarımız biliyor. Bakın, kentsel dönüşüm sadece konutta yapılmaz. Okudan iş merkezi vardı Gürpınar'da. Birçok insanımız biliyor. Eğer bulabilirsem buradan da göstereyim size Okutan İş Merkezi'ni. Okutan İş Merkezi'nde biz ne yaptık? Okutan İş Merkezi'nde uyuşturucu bağımlısı evlatlarımız vardı. Çok kötü kullanımlar vardı Okutan İş Merkezi'nde. Biz orada bu kentin gerçekten çok gururla anlatacağı, gururla insanlara sunacağı. Evet şu bakın mesela Okutan İş Merkezi.
Bu kentin bir değeri, burası da, şunu kap, pardon. Bakın, Okutan İş Merkezi bu vaziyetteydi. Üstü yanmış, yıkılmış, bonzai kullanan, uyuşturucu bağımlısı evlatlarımız vardı. Bakın işte bu görselleri görüyorsunuz, Okutan İş Merkezi. Şimdi ne hale dönüştürdüğümüzü gösterelim. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'ne döndü. Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde ne var? Kadınlar için spor salonumuz var. Çok amaçlı salonumuz var. Kınaların, taziyelerin yapılacağı bir alan. Üstte de gençlerimize dönük bir spor salonu var. Kadın Aile Müdürlüğümüz burada. Muhtarlığımız burada, yenilenmiş haliyle. Evlatlarımızın üniversite hazırlık kursları burada. Yine kadınlarımızın el emeklerini geliştirecekleri yerler burada. Kütüphanemiz burada. Şimdi budur dönüşüm. Sadece binayı da dönüştürmedik. Evlatlarımıza da sahip çıktık. Ne yaptık evlatlarımıza? Bağımlı merkezi yaptık. Bağımlı merkeziyle evlatlarımız, bakın şu ortadaki mekanı da Beylikdüzü Belediyesi'nin mülkiyetine kazandırdık. İçi bu. Bakın. Aslında soracağım. Eğitime dair yaptığımız aslında. Sosyal tesislere geçmişken ben o soruyu atlayayım. Tamam. Az sonra eski beylik pazarıyla ilgili özellikle AK Parti Belediye Başkanı adayının bazı söylemleri var. Onunla ilgili birkaç soru soracağım. Ama onun öncesine madem sosyal tesisleri konuştuk. Sosyal tesislerle ilgili yine bir Beylikdüzü sakini olarak soracağım. Bunu çok önemsiyorum. Şimdi yeni tesisler yapacaksınız. Proje kitapçığınızda da çok fazla... Bu arada yayını seyredenlere söyleyelim. Hani camekan bir alandayız. Evet. Hemşerilerimize selam veriyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Sıkıntı yok. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nden tutun da işte az önce de göstermiş olduğunuz gibi kadına yönelik, çocuklara yönelik pek çok sosyal tesis var. İçeriklerden bahsedeceğim. Bina yapılabilir güzel mimarisiyle birlikte. Ama biz halk olarak içine girdiğimizde ne bulacağız? Bir örnek vermek istiyorum. Küçük bir örnek. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi benim çok beğendiğim ve her fırsatta herkese de örnek olması gerektiğini düşündüğüm bir mekandır. Evet. Çünkü içeri girdiğimiz zaman bir tarafında işte sergiler, konserler, bir anda merdivenlerinde işte çocuklar çocuk şarkıları. Çok güzel, tam amacına uygun. Bu projelerde de aynı hassasiyeti gösterecek kesinlikle misiniz? Kesinlikle. Bu noktada sizin görüşünüz çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle, öncelikle şunu ifade edeyim. Bu kentte... Ben mesela az önce söyledim, 20 yıldır bu kentin hafızasını biliyorum. Ya bazı arkadaşlarımız bilmiyor olabilir. Bakın, bazı arkadaşlarımız bu kente 3 sene önce çok ciddi bir kar yağışıyla sıkıntıya düşmüş mekanları olduğunu bilmiyor olabilir. Pazar alanının kar yağışından dolayı yıkıldığını bilmiyor olabilir. Yıktırılan pazar alanı diye tabelalar yaptırabilir. Ama bu kentte yaşayan bütün insanlarımız biliyor. Bakın, kültür merkezi. Şimdi kültür merkezinin içerisindeyiz. Siz 3 yıl önce o kar yağışından sonra kültür merkezindeki hasarı biliyor musunuz? Mesela bir hemen bizim sol tarafımızda bir perde duvarı vardır. Çatıyı tutan. Yaklaşık 30 santim açıldı perde duvar. 3 kat yüksekliğinde ve kat yükseklikleri fazladır. 12 metre civarında bir perde duvar hemen hemen 30 santim açıldı. Yıkılma tehlikesi atlattı. Ve biz bunu görünce bu binanın analizini yaptırmak istedik. Üniversiteye devrettik bu konuyu. Üniversiteler geldi burada araştırma yaptı. 5 yıllık binaydı bu, bakın. Biz göreve geldiğimizde 5 yıllık bir binaydı. Üniversiteler geldi, araştırmasını yaptı ve bu binaya güçlendirme çıktı. Güçlendirme ihtiyacı çıktı bu binaya. Biz güçlendirme ihtiyacı çıkan binayı kendi kaderine teslim mi etseydik? İnsanlar bizi eleştiriyor. Bu binanın, tabii insanlar derken hani siyaseti farklı bir taraftan yapan, sadece kötü bir bakışla yapılan hizmetlere bakan arkadaşlar için bahsediyorum bunu. Biz burada sorumluluğu aldık, bu binayı yeniledik. Ve dediğiniz gibi Yaşar Kemal kütüphanesi var. Yaklaşık 2500 metrekare. O kütüphanede sabah saatlerinde evlatlarımız
kuyruğa giriyorlar. Hani diğer arkadaşlar o kuyruğun şu an yaşatılan kuyruklar gibi olduğunu düşünüyorlar ama o kuyruk, evet, Tansaş kuyrukları, Tanzim satış kuyrukları olduğunu zannediyorlar ama orada evlatlarımız daha iyi lokasyonda ders çalışmak için kuyruk bekliyorlar. Yoksa yani bu kentte bir tane kütüphane var, onun için kuyruk bekleniyor değil. Her kütüphanemizde aynı oranda ilgi var ve toplam 15 tane kütüphane yaptık biz bu kente. 15 kütüphaneyi de bilmiyor olabilirler. Bakın tek kütüphane olduğu iddia ediliyor bu kentte. Ve pazar alanların, tabii 15 tane kütüphanesi var bu kentin. Bizim dönemimizde yapılmış. 15 tane kütüphane. En son bir tanesini de Fakir Baykurt Kütüphanesi'ni açtık Kavaklı Stadı'nın altında. Ve Etüt Merkezi ile birlikte açtık. Burada işte bunun bodrum katında Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi var. Başka bir belediyenin çocuk kütüphanesi yok. Bakın çok önemli kavramlar bunlar. Ben o hassasiyetle şimdi siz söylediğiniz için ifade edeyim. Yaşam Vadisi'nde yine Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezimiz var. Ne yapmayı hedefliyoruz orada? Bilim ve Sanat Merkezi'nde. Maksat isim koymak değil. Önemli olan içini doldurmak. Bakın biz Aziz Sancar Vakfı ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle bir protokol imzaladık. Üniversite çalıştı, Aziz Hoca'nın vakfı çalıştı ve ortak bir mutabakatla hem projesine onay verdiler, hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem de Aziz Hoca projeye onay verdiler. İçinde nasıl bir program olacağına onay verdiler, onu da yazdılar. Ve bize sadece bu yatırımı yapmak kalıyor. Ve biz bu yatırımı gerçekleştireceğiz. Evlatlarımız ne yapacaklar orada? Mesela şu an Beylikdüzü'nde okuyan evlatlarımız servislerle oraya taşınacaklar. Belli zaman dilimlerinde. Ve hafta sonları da dahil açık olacak bir merkezden bahsediyoruz. Gelecek evlatlarımız oraya sanatın ve bilimin nasıl iç içe iki kavram olduğunu hissedecekler bir kere. Sanat, bilim birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Sanatı ve bilimi ayrı ayrı değerlendiremezsiniz. Çünkü sanatçı kimliği, yani sanatçı bir şeyi oluşturmak demektir. Yani bir şeyi üretmek demektir. Dolayısıyla sanatçı üretir, bilim insanı da üretir. Biz istiyoruz ki evlatlarımızın orada farkındalığı artsın. Sonra ne olacak? Çok özür dileyerek söylüyorum. Yaşam Vadisi'nin yine kalbi diye nitelendirdiğimiz bir alanımız var, inovasyon merkezi. Görsellerini burada gösteririm. Mesela inovasyon merkezi. Orada da belediye, sanayi kuruluşlarının ARGE birimleri yine akademiyle birlikte biz orada gençlerimizi teşvik edeceğiz. Neye teşvik edeceğiz? Yeni icatlar, yeni buluşlar yapmalarına teşvik edeceğiz. Ve bu topraklardan inşallah yeni Aziz Sancarlar çıkmasına katkı sağlayacağız. Kötü alışkanlıklardan da uzaklaşacaklar. Şu an Türkiye'nin toplam yılda ürettiği patent, aldığı patent sayısı 537. 2500 Siemens firmasının. 2500. Almanya'nın 25.700. Gençlerimizin önünü açmazsak, gençlerimize bu imkanları, olanakları sağlamazsak, yani kıraathanelerde İşte bedava çay ve keki bu gençlerimizin önüne bir proje gibi koyarsak bu iş olmaz. Bakın eğri oturacağız, doğru konuşacağız. Gençlerimiz ne zaman ki özgür bir şekilde bilgiye erişimini sağlarız, insanların fikirlerinden dolayı ötekileştirmediği ortamları sağlarız, özgür olurlar, o zaman işte Türkiye'nin patent sayısı da Almanya'nın patent sayısını yakalar. Ben biraz bu saatten sonra daldan dala atlayacağım. Tamam, sorun yok. Tamam. Ve bizi şu an izleyen ve benden izleyemese de haber bekleyen arkadaşlarım var. Kimler onlar? Özellikle engelli çocuk, özel gereksinimli aileler, çocukların aileleri. Onlar sizden açıkçası bir söz almamı istediler. Ben bugün programa gelirken, ben de bu tarz çalışmalar yapan hem de engelli bir çocuk annesi olarak onlar adına konuşacağım. Bizi ilgilendiren, engelli bireyleri ilgilendiren, özel gereksinimli çocuklar,
çocukları ilgilendiren projelerde genelde şöyle bakıyoruz. Bu Türkiye geneli, kimseyi suçlamadan söylüyorum. Çünkü bizler yoğun olarak katılamıyoruz ne yazık ki, anneler özellikle. Bizim hakkımızı savunmaya çalışanlar ya kendi PR'ını yapmak isteyen dernek başkanları ya siyasiler oluyor ya da bizi müşteri olarak gören ticari kurum yöneticileri oluyor. Bizler istiyoruz ki bu süreci en iyi biz yaşıyoruz. Yani sıkıntıları bizler biliyoruz. O yüzden herhangi bir şey yapıldığı zaman biz ailelere de, engelli bireylere ve engelli bireylerin ailelerine de danışılsın. Sürecin içine mümkün olduğunca katılsın. Böyle bir talepleri var. Ben onların nasıl ve kendim adına da tabii ki. Böyle bir söz almamı istediler sizden. Evet, zeval olmaz. Söz verirseniz ben de bir anne olarak tabii ki sevineceğim. Evet. Bir de son olarak engelli bireylerle ilgili de bir çalışmanız var. Ondan da bahsederseniz. Şöyle bir kere ben şunu söylüyorum. Yeter ki insanların kalbinde engel olmasın. Diğer engellerin tamamı aşılır. Bakın, diğer engellerin tamamını aşarız. Tamamını aşarız. Biz Kavaklı'da bir engelli merkezi yaptık. Eski bir binaydı. O binayı dönüştürdük. Hizmet üretelim istedik. Ama yeterli midir? Değildir. Ben onu her gittiğim yerde söz veriyorum. Şöyle sözler veriyorum. Bakın, bizim 2 yıldır da bu merkezimiz hizmette. Bunu da söylemiş olayım. Evet, 2 yıldır. 2 yıldır bu hizmette ve engellilerimizle çok ciddi oranda ilgileniyoruz. Ben biliyorum ki tabii siz bunu çok daha derinden hissediyorsunuzdur. Evladınız, Allah size güç kuvvet versin. Yani gerçekten güç kuvvet versin. Ama biz Beylikdüzü Belediyesi olarak her bireyimizin, bu memlekette yaşayan her yurttaşımızın yanında olmak durumundayız. Bu sosyal belediyecilik gereğidir aynı zamanda. Ben onun sözünü veririm. Hiç de endişe duymam. Çünkü ben ortak çabayla bu kenti yönetmek istiyorum. Ortak çabayla. Ortak akıldan bahsetmiyorum. Ortak akıl biraz daha üstenci bir yaklaşım aslında. Şimdi ortak çaba göstereceğiz. Bu kentin daha iyi bir noktaya gelmesi adına çaba göstereceğiz. Siz çaba göstereceksiniz. Bu kentin şehri emini olarak biz çaba göstereceğiz. Yöneticileri olarak hepimiz çaba göstereceğiz. Gayret edeceğiz bu kenti daha iyi bir noktaya getirmek adına. Biz SGK arazimiz var Gürpınar Siteler bölgesinde. Yaklaşık 28 dönüm. Bakın, orada bir sosyal yaşam merkezi düşünüyoruz. Evet. Burada ne var? Engelli rehabilitasyon merkezini buraya taşıyacağız. O Kavaklı'daki merkezimizi buraya taşıyacağız. İnsanların dağınık olması da sıkıntı oluyor. Düz ayak olacak. Aynen. Bakın, hepsi de bir fiziksel ayak. Engelli yurttaşlarımız var. Zihinsel engelli yurttaşlarımız var. Evlatlarımız var. Hiçbirini ayırmaksızın. Hepsine hizmet edecek bir alana dönüştüreceğiz. Sadece bunu mu yapacağız bu 28 dönümde? Hayır. Bu 28 dönümde bizim kadınlara dönük, kadınların ev ekonomisine fayda sağlamasına dönük yatırımlarımız olacak. Kooperatifleşmenin önünü açacağız. Kadınlarımız ev ekonomisine, ev hanımlarımız ev ekonomilerine fayda sağlayacaklar. Bu merkezde anaokulumuz olacak, kreşimiz olacak. Yine bağımlılar merkezini zaten biz bu merkezde yapmıştık. Bağımlılar merkezini. Ve orada bugüne kadar 45 tane yurttaşımızı uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtarmış durumdayız. 45 yurttaşımız uyuşturucu, 45 evladımız aslında. Okutan iş merkezinde yer alan 45 tane evladımız uyuşturucu bataklığından kurtulmuş durumda. Bağımlı merkezimiz aracılığıyla. Bu iş kafa kol kırarak olmaz. Bataklığı temizleyerek olur. Ve engelli bireylerimize her türlü hizmeti tabii ki birebir ailelerinin fikirlerini alarak bu hizmetleri yapacağız. Bu projeyi bütün engelli bireylerimizin aileleriyle paylaşacağız. İhtiyaçları belirleyeceğiz. Biz istiyoruz ki mutluluğu bu kentte planlayalım. Ben şehir plancısıyım.
Siz isteyin, biz gizli bir örgüt gibiyiz. Çok fazla ortaya dökülemiyoruz anneler olarak ama gerek WhatsApp grubu, gerek rehabilitasyon merkezleri, hastaneler bizim genelde buluşma noktamız ne yazık ki ama isteyin ben örgütleyip getiririm hemen annelere. Valla 1 Nisan'dan sonra bekleyelim sizi o zaman. Çünkü biz ara vermeyeceğiz. Ben bu kentin hangi projesi ne zaman başladı, ne yapılacak, bu kentin öncelikleri nelerdir? Şunu söyleyeyim, herhangi bir müdürlükten brief alma ihtiyacım yok. Tabii ki alacağım. Tabii ki alacağım. Brief alacağım, o ayrı. Ama ya şu proje neydi? Ya bu projeyi niye başlattınız? Demeyeceğim. Ben biliyorum zaten bu kentin sorunlarını biliyorum. Çözümlerini biliyoruz. Ekip olarak biliyoruz. Dolayısıyla sorunun çözümün de en iyi herhalde yaşayan, sorunu yaşayan bilir. Yani dolayısıyla sizlerin enerjisini ve gücünü yanımıza alırsak biz bu kentin bütün problemlerini çözeriz. Engelli bireylerimiz için de burayı gerçekten her noktası erişilebilir, her noktası güvenli bir kent haline dönüştürürüz. Bakın bizim yukarıda Yaşar Kemal kütüphanemiz var. Beylikdüzü'nün malı, öz malı Beylikdüzü'nün. Orada görme engellilerimiz için sesli kütüphanemiz var. Yazı yazacakları, çıktı alacakları imkanlar var, daktilolar var. Dolayısıyla biz bu kentin her bireyine, her ihtiyaç grubuna hizmet üretmekle sorumluyuz. Görevimiz bu. Bu sorumluluğu da vatana, millete karşı olan sorumluluğumuzu da ben düne kadar şehir plancısı olarak ödüyordum. Bugünden itibaren de siyasetçi olarak ödemeye devam edeceğim. Bu sorumluluğun bilincindeyim. Engelli bireylerle ilgili bir manifestomuz evet. da var ama onu belki de sizi takip ederek öğrenebilirler tabii, diye. Tabii. Orayı biraz geçiyorum. Ben de kendilerine aktarabilirim. Evet. Şu soruyu sormazsam muhtemelen... Biz aslında kendimizi bağlıyoruz. Yapacaklarımızla evet. alakalı. Tabii 20 tane maddemiz var. Aramak, savunmak durumunda. Bakın. Bu konu, daha sonra tekrar dediğim gibi zamanımız kısıtlı olduğu için bazı sorular var. Onları da sorayım. Çünkü bütçe olayını eğer sormasam niye sormadın diyecek biliyorum. Tamam. Pek çok kişi onu soruyorum. Evet, hazır mısınız? Hazırım tabii ki. Çünkü bu hiçbir konu... Hiçbir endişemiz yok. Bu konuda biliyorsunuz rakip tabii, adaylar tabii, özellikle evet. borcun, belediyenin borcunun evet. 600 milyon TL olduğu konusunda söylemleri var diyelim. Belediye açıklama yaptı, basın toplantısı yaptı. Hayır öyle bir şey yok dedi. Ama ikna olmayan bir taraf var. Tabii. Bu konuda ne düşünüyorsunuz artı Beylikdüzü Belediyesi'ne tabii ki kaynak yaratmak evet. adına projeleriniz var mı? Ben tabii önemli olan Beylikdüzü Belediyesi'nin sürdürülebilir bir finans kaynağının olması lazım. Ben şunu söyleyeceğim bakın açık yüreklilikle biz göreve geldiğimizde bu belediyenin 185 milyon kamulaştırmasız el atmalar dahil borcu vardı. 185 milyon. O zaman dolar kuru 1.8'di. Yani dolayısıyla 10 milyon dolar civarında bir borca tekabül eder. Bugün 10 milyon doların karşılığı 570 milyon. Değil mi? 10 milyon doların karşılığı 5.7 dolar. Şu an Beylikdüzü Belediyesi'nin cari borçları bütün yapılandırmaları ile ilgili borçları 350 milyon borcu var. Dolayısıyla bizim görevi teslim aldığımız dönemden bugüne %40 mertebesinde borcu azaltmış bir iktidarız burada görev yapmış. Ben onu da geçiyorum bakın rakamlara takılmıyorum. Arkadaşlar bilmeyebilir. Bakın bilmeyebilir rakamlar orada. Rakamlar orada. Bu kentte 1 katrilyonluk mülk satılmıştır diyebilir. Bilmediği için söylüyor. Biz gizli kapaklı ihalesiz bu kentin 1 metrekaresi satılabilir mi? Satılamaz. Ama bu kente toplam 840 bin metrekare mülk kazandırmış bir yönetimiz. Mülk. 840 bin metrekare arsa kazandırmış bir yönetimimiz. Dolayısıyla bugün Beylikdüzü'ndeki arsanın en ucuz maliyeti 3 bin liradan çarpsanız 2,5 katrilyonun üstünde mülke sahip Beylikdüzü Belediyesi. Ve sürdürülebilir bir ekonomik düzenimiz var. O ne demek? Temlik veriyor kamu idareleri. Borcuna karşılık diyor ki alacağı var herhangi bir şirketin belediyeden. Diyor ki borcumu Beylikdüzü Belediyesi diyor ki borcumu ben 3 ay sonra ödeyeceğim.
bir temlik veriyor vatandaşa. Vatandaş o temlikle bankaya gidiyor. O borcun %80'i, yani o alacağın %80'ini banka ona veriyor. Kredili veriyor, kredi olarak veriyor. Sonra faizini düştükten sonra biz 3 ay sonra ödüyoruz parayı. Faizini düştükten sonra kalan miktarı da firmaya ödüyor. Bakın, karayollarının temliğini kamu bankaları kabul etmezken şu an Beylikdüzü Belediyesi'nin temlikleri bütün bankalar tarafından kabul edilebiliyor. Bir borç batağında olan bir belediyenin, ekonomik durumu sıkıntıda olan bir belediyenin temliğini kabul eder mi kamu bankaları? Şu ana kadar tek bir ay çalışanlarımızın maaşını geciktirmedik. Bakın, geçmiş yönetimlerde maaşların geç yattığını en iyi Beylikdüzü'nde çalışan emekçi arkadaşlarımız bilir. En iyi onlar bilir. Birkaç ay geriden geldiğini en iyi onlar bilir. Bizim için çok kıymetli. Alın teri çok kıymetli. Alın teri kurumadan hak ettiği maaşı almalı çalışan. Bizim için çok kıymetli. Biz bu kentte, inanın ben bir şey demiyorum, bilmemeye veriyorum, yanlış bilgilendirmeye veriyorum. Çünkü bu kentte yaşayan insanlar bunun tamamını biliyor. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Olmuştur diye evet. Düşünüyoruz. Evet, programın aslında sonuna geldik. Birkaç sorum daha var. Onları da hemen sorayım. Tamam. Sonra da bitirelim, kapatalım. Modern şehirleşme anlayışıyla ilgili buna çok kısa bir cevap isteyeceğim sizden. Evet. Biliyorsunuz günümüzde artık modern şehirleşme diye bir şey var. Marka şehir yaratmak evet. diye konuşuluyor. Beylikdüzü deyince de ilk akla şu an Ekrem İmamoğlu geliyor. Doğru evet. ülke evet. çapında evet. ama Beylikdüzü marka olmalı. Evet. Marka değeri olarak siz neyi görüyorsunuz? Neyle markalaştırmayı düşünüyorsunuz başkan olmanız halinde? Tabii Beylikdüzü'nde aslında yaşamının mutlu olmasıyla. Yani şehirde yaşam mutlu olmalı. Kentte yaşayan insanları mutlu etmeli. Yaptığınız mekanlar da mutlu etmeli. Yaptığınız açık alanlar da mutlu etmeli. Bakın, bu kentin en önemli değeri aslında doğal varlıkları. Nedir bunlar? Bir tane vadisi var biliyorsunuz. Hı-hı. Yaşam vadisi. Evet. Bir de denize kıyı bir kentten bahsediyoruz. Deniz kıyısı var. Hı hı. Çok bakir bir deniz kıyısı var. Dolayısıyla bu değerlere sırtınızı dönemezsiniz. Bakın, bizden önce Yaşam Vadisi'ne tabii ki bir önceki iktidarların döneminde başlanmış olabilir, bir kısmı yapılmış olabilir ama küçük bir kısmı yapıldı. Bakın, %90 mertebesinde değil, fotoğrafları gösteririm. 2014 fotoğrafını. Zaten nasıl tabii nasıl Harfiyat Vadisi'ne döndüğünü gösterir. Ama şu an yaşam var ve bu yaşam denize kadar ulaşacak. Bu değeri belki 10 sene sonra, 20 sene sonra bu kentte ne kadar kıymetli bir iş yaptığımız anlaşılacak. Yaşam Vadisi'nin yapılmasıyla. O ağaçlar büyüdüğünde anlaşılacak ve burada mutluluk bir marka değeri olacak. Burada yaşayan insanlar mutlu yaşayacaklar, huzurlu yaşayacaklar, antidepresan kullanma ihtiyacı olmaksızın yaşayacaklar. Çünkü bizim oluşturduğumuz mekanlar onlara antidepresan gibi gelecek. Yeşil alanlar olsun, kültür merkezi olsun, yapacağımız gençlik merkezleri olsun, kadınlara yapacağımız hizmetler olsun. Ben kadının gücüne inanan bir belediye başkanı olacağım. Kadının dönüştürme gücüne inanan bir belediye başkanı olacağım. Çünkü kadının olduğu yerde gerçekten bir dönüşüm olur. Dönüşüm olur. Her türlü bir dönüşüm olur. Zihinsel dönüşümünü de burada Beylikdüzü ilçesi fikirsel dönüşümünü yapmıştır. 2014 yılından 2019'a kadar. Biz burada hedeflerimizi biraz daha büyüterek, güzel şehircilik örneklerini bu kente tattırarak sürecimizi devam ettireceğiz. Bu anlayışla belediye başkanlığı yapacağım bu kentte. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Geldik. Sorular çok fazla, konular evet. çok fazla aslında ama süre kısıtlı. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Rica Sizler ederim. Beylikdüzü Hedef Büyütüyor sloganıyla yola çıktınız. Başarılar diliyoruz. Kalan kısımları Nisan'dan sonra konuşuruz eğer arzu ederseniz. Tamam. Hayırlısı olsun. Belediye başkanı olarak konuşuruz. Tamam. Hayırlısı olsun inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Evet, bütün hemşerilerimize de selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bizi takip etmeye devam etsinler.
İmamoğlu'nu da takip etmeye devam etsinler. Mehmet Murat Çalık'ı da takip etmeye devam etsinler. Pişman olmayacaklar. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Sağ olun. Evet, Beylikdüzü Sakinleri seçim özel yayınının burada sonuna geldik. Başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Evet.